Vita TV'den herkese selamlar. Bugün yine çılgın PUBG içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bir açıklama yapayım da sonra yorumlarda linç yemek istemiyorum çünkü. Bu içeriği birkaç yabancı kanal yapmıştı ama onlar bu içeriği C4 gelmeden önce yapmışlardı. Ve C4'ün oyuna gelmesiyle birlikte bu içerik daha da bir zenginleşti. Olayımız şu. Miramar'da bir yer seçtik. Fırlatma rampası olarak kullanabileceğimiz rampa şeklinde bir yer. İnşaatın demirleri. İnşaatın demirlerinin üstüne çıkmak mümkün. Biliyorsunuz bunu. Aşağıda arkadaşlarımız sıra olacaklar. Ve ben de yukarıda onlara bir araç ayarlayacağım. Uzaya gidecekleri bir araç. Onları uzaya göndermeyi planladığımız bir araç. Yani fırlatma kapsülümüzü. Oyuncular sırayla merdivenlerden çıkarken ben de arkasına benzin bidonlarını döşeyip bekleyeceğim. İlk başta benzin bidonlarını sırayla koyup direkt uçurmaya çalıştık aracı. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Benzin bidonları sırayla patlamıyor. Bu nesnenin üzerinde diyeyim. Benzin bidonlarını sıraya dizdiğimiz halde tek tek patlıyorlar. Çünkü nesne düz bir nesne değil ve çok fazla bug'ı vesaire var üzerinde. O yüzden biz şöyle yapacağız. Oyuncumuz araca binecek. Oyuncumuz araca bindikten sonra arkasına benzin bidonlarını dizeceğiz yine. Ama farklı olarak benzin bidonlarının hepsini havaya uçurmak için çok daha güçlü bir şey olan C4'ü kullanacağız. C4'ü aracın arkasına yerleştirdikten sonra benzin bidonunu tutuşturmasını sağlayacağız ve C4 ve benzin bidonunun itici kuvveti birleşince de ortaya muazzam bir güç çıkacak ve aracımızın maksimum olabildiğince en uzağa hareket etmesini sağlayacağız bu sayede. Şu an rekor Yuoki adlı bir kanalda. Yuoki yanlış hatırlamıyorsam 1700-1800 metre olması lazım. 1700-1800 metre uzağa atmayı başardı aracı. Bakalım biz ne kadar yapabileceğiz. Tabii Yuoki bunu yaptığı zaman ortada bir C4 yoktu. Şu an C4 var. Biz C4 ile yapıyoruz. Benzin bidonları da bug'lı değildi diyelim eskiden. Ve yavaştan ilk fırlatmamıza geçiyoruz. Aşağıdaki oyuncuları uyarmama rağmen beni dinlemiyorlar. Çünkü birçoğu Discord'da değildi. Ve kendilerine kaçınılmaz bir son hazırlıyorlar C4'ün bu kadar yakınında durarak. Benzin bidonlarını dizdikten sonra C4'ümü yerleştiriyorum. Ve İlk fırlatmamız bu sayede başlamış oluyor. Bakalım ne kadar uzağa gönderebileceğiz arabanın içerisindeki oyuncuyu. Ve kaç metre gidiyor? Çok uzağa gitmedi. Yaklaşık 100 metre kadar ileri gitti. İlk fırlatmamız 100 metre kadar ileriye gitti. Olsun. Binlerce kez yanılıp bir kez haklı olmamız bizim için yeterli. Ve ikinci fırlatmamız yavaştan başlıyor. Bu fırlatmada önceki fırlatmadan farklı olarak benzin bidonlarını birbirine çok yakın dizdim. Ve C4'ü biraz daha yukarı bıraktım. Aracın üst kısmına bıraktım. Ve bakalım kaç metreye gidecek? Yaklaşık olarak şu anda 500 metreyi aştığını düşünüyorum. Bayağı iyi gidiyor. Bayağı iyi gidiyor. Süper gidiyor. Nereye gidecek? Nereye konacak derken yaklaşık olarak bir 700 metre civarında bir fırlatma başarısı elde ettik. 700 olmasa bile 600 civarlarında, 500-600 metre aralığına göndermeyi başardık. Güzel bir fırlatma oldu. Bakalım, benzin bidonlarını koyduk, aracımızı hazırladık ve fırlatma başlıyor. Bakalım ne kadar uzağa gidecek bu araç. Ve göremiyorum. Gördüm. Çok iyi gidiyor şu anda. Öncekini geçebiliriz. Öncekini geçtiğimize inanıyorum ben. Evet, öncekini geçtik. Şu an 600 metreye çok yakın bir yerde olduğunu düşünüyorum. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Gayet iyi durumdayız. Bir sonraki yapacağımız fırlatışlar çok daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu deneme yanılma yöntemi. Birazdan sıradaki gönüllü astronotumuz Just Follow Me geliyor. Ama araçta bir sıkıntı var. Uzay aracı geri gitmeye başladı rampadan. Bu bir tehlike yaratabilir. Just Follow Me, oradan çekilmelisin. Derken Just Follow Me maalesef ki fırlatma sırasında yaşanan bir kazadan dolayı bu fırlatmada hayatta kalamıyor. Evet, bir kaza oldu yine. Roket
Havalanamadan patladı maalesef ki. Maalesef ki roket çok yakında patladı ve birkaç tane oyuncumuzu kaybettik. Tamam, her şey kontrolümüz altında. Her şey kontrolümüz altında. Spyrot, sıkı tutun. Geliyor aracın. Hop, hayır, dikkat et. Evet, bir astronotumuz daha. Bir astronotumuzu daha kaybettik şu anda. Bir sonraki astronotumuzla birlikte uçuşa geçtik. Bu sefer bir motosiklet gönderiyoruz uzaya. Yaklaşık olarak 1500 metreye, 1500 yoksa bile 1200 metreye gönderdik motoru. Motosikletler çok fazla uçmuyor, onu fark ettik. Ve bir de tekne uçuralım dedik ve şimdi de tekne uçuruyoruz. Deneyelim bakalım kaç metreye uçacak tekne. Gayet iyi uçuyor derken teknelerde bir sorun var oyunda. Havada süzülüyorlar bildiğin. Çok fazla uçmadı. Tekne hatta baya kötü uçtu. Fırlatma baya başarılı gider gittiği halde tekne çok iyi uçmuyor. Evet, bakalım başarabilecek mi dinozor adam? Bir yandan da sağlık eşyalarını basıyor. Bakalım kaç metreye uçacak? Gayet başarılı bir uçuş. Gayet başarılı bir uçuş. Bayağı bir uzaklara uçuyor. İkinci roketler açıldı. Üçüncü roket açıldı. Derken yaklaşık olarak 1700-1800 metre civarlarına uçurmayı başardık sanırım. Baykara 06 yerini aldı aracın içerisinde. Bu sefer ona uzay yolculuğunda ben eşlik edeceğim. Bakalım Baykara ile birlikte kaç metreye gitmeyi başaracağız? Baykara benimle gitmek istedi uzaya. Evet. Yakıtımızı hazırlıyoruz. Fırlatma fitilini de ateşledik ve araca bindik. Evet Baykara. Umarım güzel bir yolculuk olur. Bakalım kaç metreye gideceğiz seninle. Vay canına, vay canına uçuyorum şu anda. Şu anda öyle bir uçuyorum ki ortam gerçekten fena. Ortam çok fena. Evet, Hacı Enda'ya geldik. Basket mi? Az daha garaja basket giriyorduk. Güzeldi. Yaklaşık olarak 2200-2300 metre aralığına atmayı başardık aracı. Çok iyiydi. C4'ümüz geliyor. Fırlatma için yakıtı dolduruyoruz. Ve fırlatma başlıyor. Yekpercan, atmosferde sana iyi şanslar dostum. Umarım uzağa gitmeyi başarırsın. Ve bum, vay canına, vay canına, çok uzağa gidiyor. Çok uzağa gidiyor. Muhteşem. Muhteşem derecede uzağa gidiyor şu anda. Bayağı bir uzağa gidiyor. Evet, kaç metre burası? Kaç kilometre hatta? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O kadar uzağa gidiyor ki yetişemiyorum şu anda. Yaklaşık olarak hatta neredeyse 3000 metreye attık. 3000 metre uzağa düştü arabamız. Gerçekten mükemmel bir an. Gerçekten acayip, beklentimin dışında gerçekleşen bir olay. Bu kadar uzağa gitmesini hiç planlamamıştım doğrusu. Şu an rekoru kırdık, 3000 metre. Şu an 3000 metreye adam göndermeyi başardık. PUBG'de olabilecek en hızlı seyahati yapmayı başardık. Ama tabii canlı olarak değil, ölü olarak. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır.
İçerikler hoşunuza gittiyse beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.